Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tatil bölgesinden sizlere selamlıyorum. Bugün de ne yapıyoruz? Artık akreplerden sonra teraziye geçtik. Ters gidiyoruz biliyorsunuz bu seferki yorumlarımda. Bugünkü yorumumuzda terazi erkeklerini bakalım Temmuz ayında neler bekliyor? Kartlarımız bize neler tavsiye edecek? Terazi erkekleri neler yapmalı, neler yapmamalı? Hangi konularda tavsiyeye ihtiyacı olacak, hangi konularda ışık olacak, bunları yorumlayacağım sizler için. Dilerseniz haydi gelin hep beraber kartlarımızı karıştıralım. Ben burayı dizeyim. Siz ileriye sardırabilirsiniz istiyorsanız. Hani böyle seyretmek zorunda değilsiniz. Çünkü bir zaman alıyor biliyorsunuz. Bir 2 dakika, 3 dakika bazen. Sevmedim. Bunun üstüne bir tane daha kart alacağım. Umarım güzel bir anti bir kart gelmiştir. Hep de maneviyat kartı gelir. Veyahut da cevheri cihan kartı gelir. Bakalım bu sefer hangisi geldi. Şöyle koyalım. En sevdiklerimden oklu kirpi ruhu geldi. Başlangıç zihni. Evet. Süper. Şimdi sevgili arkadaşlar. Terazi burcu erkeklerin Temmuz ayında neler bekliyor diye sorduğumuzda direkt böyle bir mekanda arkadaş grubunuz, iş arkadaşlarınız veya eğitim hayatındaki arkadaşlarınız çıktı. Bir kurum var, bu bir taş bir bina ve bu taş binada bir araya gelip bir konuşma var. Fakat bu konuşmanın sonucunda bir belirli bir durum olmayacak Temmuz ayında. Böyle bir oyalanma, böyle bir gecikmeler falan söz konusu olabilir. Konu nedir bilemiyoruz tabii ki. Çok kolektif bir açılım olduğu için. Yanına büyü blokaj kartı geldi. Bakalım büyü blokaj kartının üstüne ne gelmiş? Evet bakın ne demiştim? Genelde maneviyat geliyor demiştim. Maneviyat geldi. Eğer ki işleriniz ters gittiyse, hala gidiyorsa veyahut da ilk defa işleriniz ters gidiyorsa hayatınızda mutlaka dua okumanız, mutlaka dua enerjisinde olmanız, mutlaka meditasyon yapmalısınız, sakin olmalısınız ve içinde bulunduğunuz durumu ilahi sisteme bırakmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü bakın burada bir de bir kıskançlık söz konusu var. Bakın kıskançlık kartımız geldi. Ve tılsım üçlüsünün altına geldiğine göre arkadaş çevrenize, iş arkadaşlarınıza, eğitim hayatındaki arkadaşlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sizler yatırım yapan, parayı tutan erkekler olarak görünüyorsunuz. Yani hani böyle harcamayı sevmiyorsunuz. Hani harcıyorsunuz evet ama çok da böyle gereksiz şeyleri hani böyle ne bileyim milyon dolarlık bir saati almazsınız mesela diye düşünüyorum. Ve de diyor ki konfor alanınızın dışına çıkın dedi. Yani ne dedi? Kuzey ay düğümü dedi. Konfor alanınızın dışına çıkın. Bu ne demek? Rutine bağladığınız işlerinizi artık buna bir son verin. Mesela bir spora başlayın veyahut da bir hobi edinin. Yani sürekli evde oturmak veyahut da sürekli aynı yerlere sosyalleşmek, gitmek, gelmek. Sürekli aynı kafeye gidiyor olabilirsiniz. Ya da sadece kafeye gidip çay içmek olabilir. Veyahut da işte maç izlemeye gidiyor olabilirsiniz. İşte oyun oynamaya, PlayStation
oynamaya gidiyorsunuzdur. Bilmiyorum artık, ben hiç oynamadığım için öyle şeyleri. Yani ne rutini yapıyorsanız biraz bundan çıkın diyor. Yani ya bir şey daha ekleyin ya da size hizmet etmiyorsa artık bu rutinler, bunları hayatınızdan da çıkartabilirsiniz elbette ki. Bilgiden vazgeçmek dedi. Bu kartın tek bir anlamı vardır. Bir konuda bilgiden vazgeçmişsiniz. Ben artık anladım. Bu böyle 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 dediğiniz konuda muhakkak yanılıyorsunuz. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız var demektir. Bu kartın enerjisi çok enteresandır. Tam tersini veriyor bize çünkü. Ve burada çok güzel bir kavuşmak kartımız var. Ve bir başlangıç zihni kartımız var. Oklu kirpi geldi. En sevdiğim kirpi. Oklarını fırlatır bu arkadaşlar. Değişik bir kirpi olduğu için. Bir de bakın takdir var. Takdir enerjisinde olacaksınız. Peki. Neye kavuşacaksınız? Bir sevgiliye mi, paraya mı, yoksa başka bir şey mi? Yeni başlangıç yapma enerjisine kavuşacaksınız. Burada ne var? İş, aşk. Tek başınasınız ama tek başına zenginliğe kavuşacaksınız. Maddi, manevi bir de rahatlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Buymuş. Kavuşmak kartı buymuş. Konfor alanınızın dışına çıkın dediğinde baba figürü geldi. Baba figürü geldi. Bir tane daha alıyoruz. Oo, çok güzel bir fırsat. Şöyle, parayla alakalı bir fırsat yakalayacaksınız. Ve bu fırsatı yakalamak sizin için iyi ama şöyle bir şey düşüneceksiniz. Hani acaba mı? Hani yapayım mı, yapmayayım mı? Hani böyle bir durum söz konusu olacak sizler için. Şimdi geçelim sorularımıza. Bir işi olmayanlar için ise denge gelecek. Temmuz ayında bu şekilde olacaksınız. Önce bir dengelenmeniz lazım. Hangi konuda bu dengeye gelmeniz gerekiyor? Kalbiniz çok yaralı. Kalp çakranıza yönelik çalışmalar yapmalısınız. Yeşil renk size çok iyi gelecek. Ama şöyle zümrüt yeşili bir renk. Böyle güzel bir yeşil. Açık yeşil değil. İşte asker yeşili değil. Hani ben ona asker yeşili diyorum. Mesela şu üstümdeki gibi bir yeşil değil. Son derece canlı bir renk. Ama böyle güzel, böyle kıvamlı bir renk olması lazım. Böyle tam böyle dediğim gibi zümrüt yeşili bir şeye, renge bakmalısınız. Gerekirse böyle bir bardak alın, ondan su için. Gerekirse cüzdanınız yeşil olsun veyahut da yeşil bir kumaş parçasına bakın arada sırada, ya da yeşil bir renge bakın, internetten açın bakın. Bu yeşil renk sizin kalp çakranıza iyi gelecek ve kalp çakranızdaki bu onarma, tamirat sizin parasal durumunuza etki edecek ve bu şekilde iyileşecekmişsiniz. Peki. Bir işi olanlar için ise iş yeriniz taşınıyor olabilir, siz taşınıyor olabilirsiniz. Buna bir dikkat, bir hareket var. İlişkisi olmayanlar, üzgünsünüz, biraz para kaybınız olmuş, geçmişte bir ilişki bitmiş, yani çok yakın bir zamanda, beşli bir vakitte ilişki bitmiş, çok üzgünsünüz. Güzel günler geliyor mu? Elbette ki geliyor. Neden olmasın? Bir aile kurabilme aşamasına geleceksiniz. Geçmişe kafayı takmıyorsunuz. Hiçbir şekilde düşünmüyorsunuz. Ve bunun için de sabırsızlanıyorsunuz zaten. Evet, çok güzel geldi. Peki, bir ilişkisi olanlar. Şimdi büyücü geldiğine göre şöyle bir durum söz konusudur. Yani ilişkinizde bir şeyler olmuş. İyileştirmeniz gerekiyor. Ve bunu bu ay yapacaksınız. Bu ilişki kurtulacak. Hem de kalıcı kurtuluşlar yaşayacak. Ne yap, ne oldu? Değişim, dönüşüm rüzgarları. Ne oldu? Sorun neydi? Eli kolu bağlı, gözü bağlı. Ne oldu da sorunumuz neydi? Bir engel, bir keskin tavırlar. Bunlar söz konusuymuş. Peki, karşı taraf ne düşünüyor? Öfkeli. Siz nasılsınız? Anne enerjisi. Enteresan. Karşı taraf öfkeli arkadaşlar. Ona göre ilişkinizi düzeltiniz. Düzelecek mi peki ilişkiniz? Her şey sizin karar vermenize bağlı, biliyor musunuz? Evet, düzelecek bakın. Hem de altılı bir vakitte.
6 gün içerisinde ayın 6'sında sizi zafer bekliyor ilişkiniz konusunda. Uzun süreli mi olacak bu ilişki? Oo, çok büyük bir değişim dönüşüm dedi. Neymiş bu değişim dönüşüm? Neyi getirecek size? İmparatoriçe, Kupa Kralı, Azize. Yani kutlama. Bir tane daha alacağım. Tamam, güzel. Güzel bir enerji getiriyor sizlere. Zaten diğerleri de güzeldi de tam manası olayı anlayamadım. Kartlar güzel fakat bir olay istedim. Daha aydınlatıcı bir şey söylemek için. Şimdi aranızda yaş farkınız olabilir. Biriniz imparatoriçe, biriniz kral çıktınız. Veyahut da aranızda bir eğitim kültür farkı olabilir. Karşı taraf, bu bayan sizden yüksek. Oldukça yüksek hem de. Yani bu kadının üstüne bir kadın yok daha. Hani çevrenizde. Yani onu demek istiyorum. O yüzden bence bu kadının yanında olmanız gerekiyor. Yani hiç kötü bir şey gelmedi. Bilmiyorum, yine de siz bilirsiniz. Sizin hayatınız, elbette ki siz karar vereceksiniz. Peki, evli olanlar için muazzam bir iletişim neyle alakalı? Bir bebek geliyor olabilir mi acaba? Bebek geliyor olabilir mi sevgili arkadaşlar? Güzel bir haber. Muazzam, harika. Peki, platonikseniz, platonik olduğunuz kadına karşı enerjiniz nasıl? Ona açılacak mısınız? Güç geldi, güç kartı. Şimdi şöyle, aranızdaki enerji çok güçlü, tamam. Karşı taraf Aslan Burcu da olabilir bu arada. Ama sizde bir öncelikle çok sağlam ilerlemek istiyorsunuz. Yani sizin niyetiniz lay lay lon değil anladığım kadarıyla. Her şeyin bir zamanının olduğunu düşünüyorsunuz. Daha zamanının gelmediğini düşünüyor olabilirsiniz görüşmeniz açısından. Yani Temmuz ayında bir açık net bir iletişim yok. Ama gözlemleyeceksiniz, uzaktan bakacaksınız. Size göre bir zamanı olacak, ona göre o zaman konuşacaksınız. Peki, ex partnerini bekleyenler için, ex partnerinize bir herhangi bir enerjiniz var mı bu ay? İkizler Burcu geldi, güzel. Aşıklar kartıyla birlikte, elbette ki çok güzel. Eğer ki barışırsanız, barışmayı düşünüyorsanız, işte böyle bir evlilik meydana gelecek. Ciddi bir evlilik, güzel bir evlilik söz konusu olmuş olacak sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ağustos ayı yorumlarında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.